Ve salaten ve selamen ala Resulillah ve bihin estaîn. Kıymetli misafirlerimiz, burası Batı Şeria bölgesi, yani Filistin. Bu bölgenin statüsü Mustavkane, işgal altında topraklar diye geçiyor. Ama burası Ramallah'a, yani Filistin'e bağlı. Burası Nebi Musa Külliyesi, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kabri ya da makamı. Kabri olduğu çok daha büyük bir kanaat. Hazreti Musa'nın kabriyle ilgili yeryüzünde iki tane nokta var. Bir tanesi burası, bir tane de Ürdün Nebo Dağları. Ölüdeniz'in öbür tarafı. Fakat Nebo Dağları'nda kabir veya türbe yok. Hazreti Musa'nın Kitab-ı Mukaddes'te anlatılan kutsal toprakları en son gördüğü nokta. Dolayısıyla oradan bir Kudüs'e doğru bakmış. Orayı Fransızkanlar, Hristiyanlar satın almışlar. Şu anda bir kilise var orada. Dolayısıyla o en son baktığı nokta olarak kabul edilir. Ama burası Selahaddin Eyyubi'nin, hatta daha öncesinden de burada Hazreti Musa'nın kabri olarak bilinen bir mezar vardı. Selahaddin Eyyubi zamanında Nebi Musa şenlikleri başlatıldı. Hazreti Musa Külliyesi'nden Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'dan buraya kadar Fener Alayı gibi büyük topluluklar halinde Kudüs şenlikleri yapılırdı. Hatta Tika tarafından yeniden canlandırıldı. Son yıllarda bu yine yapılmaya başlandı. Burası aynı zamanda hac güzergahı. Haydarpaşa'dan, Harem'den çıkan hacılar en son Ürdün'e geçmeden önce Kudüs'ten buradan geçerlerdi. Dolayısıyla buranın etrafındaki mezarlar aynı zamanda Sürre alaylarında vefat eden hacıların da defnedildiği yerlerdir. Bildiğiniz gibi Sürre alayları Haydarpaşa'dan önce Kudüs'e, sonra Medine, Mekke'ye gitmek üzere yola çıkan hacı kafileleri, onların güvenliğini sağlayan askeri bir birlik ve onlarla beraber bu kutsal bellelere hediye ulufe getiren kervanların ismi. Kervanların başındaki devenin boynuna asılı olan keseye Sürre deniyor. Selahaddin camilerde, mesela Süleymaniye Camii'nde is odaları vardı. Mimar Sinan'ın yaptığı. Kandillerden çıkan dumanlar caminin her tarafına yayılmasın diye bir hava akımı oluşturulmuştur. Bu hava akımıyla isler bir odaya toplanır. Böylece bir tabaka oluşturur duvarlarda. Zil. Bunlar kazınır. Keselerin içine konur. Develerin boynuna asılır. Develer boynunu sallaya sallaya Kudüs, Medine, Mekke'ye gider, İstanbul'a döner. Bu arada mükemmel bir ne elde edilir? Mürekkep. Bu mürekkeplerle el yazması Kur'an yazılır. İşte o Sürre alaylarında bu bölgelerde yolda vefat edenler gelir buraya defnedilirdi. Civardaki mezarlar, Filistinlilerin mezarları olduğu kadar Sürre alaylarında vefat edenlerin mezarları da buradadır. Mezarlıklar bir şehrin kimliğidir. Onun için burayı mezarlık edilmiş vefat edenlerini köyler buraya getiriyor. Ne kadar çok mezar olursa burası Müslümanların elinde o kadar kalır. Tamam mı? Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen Resulullah aleyhisselamın bir hadisi şerifi tablo yapılarak buraya asılmış gördüğünüz gibi buradaki kabri açıklayan ve kellehullahu Musa teklime, Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti Musa'nın, şimdi biz buradan çıkacağız ya, sınırı geçeceğiz, Şuayb Aleyhisselam'ın makamına uğrayacağız. Tıpkı Hazreti Musa'nın 10 yıl kaldığı gibi, ama biz 10 yıl kalmayacağız. Niye kalmayacağız? Çünkü Hazreti Musa Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlenmek için kaldı. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Sadece ziyaret edip gideceğiz. Orada Hazreti İbrahim'den Hazreti Musa'nın buraya gelişine kadarki hikayeyi vaktimiz olacak. Orada konuşacağız inşallah. Tamam mı? Ama bu kabir
mi, makam mı, kabir burası. Ben de inanıyorum. Rüyasını da gördüm. Dolayısıyla Selahattin Eyyubi de rüyasında görmüş. Eyüp Sultan'ı kim görmüş rüyasında? Akşemseddin. Akşemseddin. Yani benim sakal yok ama. Sakal duası ama yapalım. Ama Selahattin Eyyubi'nin sakalı var. Selahattin Eyyubi de rüyasında. Burada çok rüya gören olmuş. Ebu Hureyre'nin rivayetini görürsünüz. Kale Ersele Melekül Mevti ile Musa Aleyhisselam. Ölüm meleğini Musa Aleyhisselam'a gönderdi. O ona bir insan suretinde göründü. Rabbine döndü. Biliyorsunuz hadisi, bir yumruk attı ona. Seni öldüreceğim dediği için Rabbine döndü. Dedi ki sen beni bir kuluna gönderdin. La yuridul mevt. Ölmek istemiyorum. Allah buyurdu. İrci'u ileyhi. Dön ona. De ki işte falan şeyin üzerindeki kıllar kadar ona uzun ömür vereceğim. Tamam yaşasın. Sonra ne olacak diye sordu Musa Aleyhisselam. Thümme mâde kâle thümmel mevt. Sonra öleceksin. Yani tamam yaşayacaksın ama sonra yine öleceksin. Şimdi sonra öleceksem o zaman daha fazla yaşamanın ne anlamı var? Allah'tan bir şey istiyorum. Benim vefat edince benim bedenimi Ardul Mukaddes, kutsal topraklara, Maide suresindeki bu bölgenin ismi değil mi? Ardul Mukaddes. Bundan dolayı kitabımın adını Arz Mukaddes Kudüs koydum ayetten. Beni bir taş atım miktarı Rabbim beni kutsal topraklara yaklaştırsın. Allah onun duasını kabul etti. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem levkuntun. Peygamber Efendimiz diyor ki eğer orada olsaydım la raytekum, gösterirdim size kabrehu, onun kabrini, ila canib canib-i tarik tahtel küteybel ahmar, kızıl tepelerin üzerinde yol kenarında size Musa Aleyhisselam kabrini gösterirdim diye Ebu Hureyre, Bukhari'de yer alan bir rivayet. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam mezarının burada olduğunu söylüyor. Miraç hadislerinde biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam Kubbe-i Sahra'ya gitmeden uğrayıp hadiste Hazreti Musa'nın kabrini manevi yolculuğunda ziyaret ettiğine dair de rivayetler var. Burası şu yapı gördüğümüz 1268-69 Memlük Sultanı Baybars döneminde yapılmış olan binayı görüyoruz. Osmanlı döneminde ilaveler yapılmış. En son Tika buraya mükemmel bir cami yapmak istedi, para ayırdı. Ama İsrail askeri bölge olduğunu söyleyerek buna karşı çıktı. Tika'nın parasıyla tuvaletler ve dışarıdaki görüntü sadece düzeltildi. Burası ibadete açık bir şekilde. Şimdi gideceğiz yani. Şu ayette inşallah sohbet ederiz. Önce hanımefendiler alalım içeriye. İçeriği bir Hazreti Musa'yı selamlayalım. Evet. Musa Aleyhisselam'ın kabri. Kadınları alalım. Sonra da erkekler iki parti halinde. Hocam şu videoyu kesmeden bir göstereyim. Hemen çıkacağım. Evet. Çıkışta şeyde. Evet. Musa Aleyhisselam'ın kabri makamı. Rabbim şefaatlerine nail eylesin.